Allah bizi imtihan etme ihtiyacı yok. Çünkü bizim ne yapacağımızı yaratan o zaten. İnşallah. Sonsuz kısa zaman. An. Yani sonsuz kısa zamana an deniyor. Sonsuz kısa zaman içerisinde sonsuz uzun zamanı yaratmıştır Allah. Hepsini bitirmiştir. Dolayısıyla bizim ne yapacağımızı hep bak Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah ayette. İnşallah. Allah dilemedikçe hiçbir musibet bir insana isabet etmez diyor Allah. İnşallah. Şeytan Allah'ım. Yani bir musibet isabet edeceği vakit mutlaka önce Allah diler sonra oluşuyor. Bu ne demektir? Her şeyi ben yaratıyorum diyor Allah. İşin yani konunun asıl özü bizim ne olduğumuzu Allah bize göstertiyor. Yani kendimizi kendimize sevdiriyor. Kendi kişiliğimizi görmüş oluyoruz. Şahsiyetimizi görmüş oluyoruz. İnşallah cennete gittiğimizde cennet bizim için o zaman anlamlı oluyor. Ben mücahede ettim, işte cihat ettim, zorluklara katlandım, acılar çektim. Allah için her türlü fedakarlığı yaptım, sabrettim, cömertlik yaptım diyor. Halbuki hepsini Allah yapıyor da insan işte ondan zevk alıyor, hoşuna gidiyor ahirette. Ahirette cennette hoşuna gitsini süs olarak meydana getiriliyor. Elhamdülillah. Mesela Mehdi çıkıyor. Allah İslam'ı önce yıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkıyor. Sonra arkasından Mehdi çıkarıyor. İslam'ı dünyaya hakim ediyor. Müthiş bir heyecan. İnsanlar kendileri yaptılar gibi hisler Allah veriyor. Tabii Allah yaratıyor. Şimdi cennette de Allah işte bu Mehdi diyor. Mesela bu Hasan, bu Hüseyin, bu Hazreti Ali'dir. Bir sevgi gerekçesi oluşmuş oluyor. Heyecan gerekmesi. O zaman yani Hazreti Mehdi anlamlı olmuş oluyor. Hazreti İsa anlamlı olmuş oluyor. Mesela İsa göğe alınıyor. Yeniden dünyaya getiriliyor. Şimdi bu çok heyecanlı değil mi? Hoşluk yani dünyada bir renk, güzellik. İnşallah. Renk güzellik olsun diye yapıyor Allah. Yani yoksa bizim ne yapacağımız diye hepsini bilir. İnşallah. Mesela terör, anarşi falan bunların hepsi Allah tarafından yaratılır. Hepsi. İslam'ı dünyaya hakim etmek için Allah tarafından özel olarak yaratılıyor. Her şey, her olay. Ya çünkü insanlar biraz bitkindir ve tembelliğe yatkındır. Allah diyor ayette, insanlar zayıf yaratıldı diyor. Zayıf yaratılmıştır. Bıraksan uyumak ister hemen. Yani akşam olsa da uyusak falan var da bir espri vardır. Onun gibidir yani. Bitaplığa yatkındır insanlar. Bitkinliğe yatkındır. Mesela böcekler falan çok canlı oluyor dikkat etseniz. Karıncalar falan değil mi? Yerinde duramaz onlar. Evet. Ama insan öyle değil. İnsan bitaptır. Hemen yorgunluk hisseder. Çok nazik varlık. Hemen ya nezle olur ya grip olur. Ya yorgunlaşır, ya bitkinleşir, işte sabah kalkar zor kendine gelir, çay, kahve içer falan ve toparlanmaya çalışır. Akşam olunca hemen uyumak ister. Elini yüzünü yıkaması gerekir, burnunu yıkaması gerekir, kulağını temizlemesi gerekir. Ellerini sürekli yıkaması gerekiyor, vücudunu yıkaması gerekir, saçını yıkaması gerekir. Vücudun ihtiyacı kadar su verilmesi gerekiyor sürekli, ölür yoksa. Mesela protein. Bitki, hayvansal protein bile kesilmiş olsa ölüyor. Dayanamıyor. Yani hastalanır, ölür. Mesela belirli vitamin cinsleri eksik olduğunda yine hastalanıp ölüyor. Yani vitamin de tam olacak. Mineral mesela kalsiyum eksikliğinden ölebilir. Manyezyum eksikliğinden ölebilir. O da tam olması gerekiyor. Potasyum eksikliğinden ölebilir. Potasyum fazlalığından ölebilir. Maşallah. Tuz eksikliğinden ölebiliyor. Tuz fazlalığından ölebilir. O kadar nazik. Her an her yerine tümör çıkabilir vücudunun. Her an bir kanser bir yerine çıkarabilir vücudunun. Bir anda tansiyonu çıkıp ölebilir. Tansiyon düşüp ölüyor. Mesela bir kısmı tansiyon düşüklüğüne uğraşıyor. Tansiyonu ikiye düşüyor. Şoka giriyor ölüyor. Allah size gelsin. Yok bire düşüyor tansiyonu. Şoka girer ölür. Tansiyonu çıkar ölür. Kalbi sebepsiz durup ölebiliyor. Durduk yere ölür. Ya sebepli durur. Bir pıhtı tıkar kalbini ölür. Mesela bağırsak kilitlenmesi olur, ölür. Yani her, ya yüzlerce, binlerce ölüm sebebi var insan için. Çok aciz bir varlıktır insan. Ama böcekler, hayvanlar falan öyle değil. Acayip dayanıklıdır. Çok güçlüdür bedenleri. Hayvanlar, mesela hayvanlar için öyle demiyor Allah. Zayıf yaratıldı demiyor. İnsan için zayıf yaratıldı diyor özellikle. İnşallah. Ama buna rağmen tabii insana dünyaya çok bağlanma eğilimindedir. Allah soğusunlar diye dünyada özel olarak yapar.
Yani günlük ihtiyaçları, doğal ihtiyaçları falan, mesela kadınların ay halini falan acize düşürmek için özel olarak yaratır Allah. Yani enaniyet yapmasınlar, gurur yapmasınlar engel oluyor.